Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım Evet cüzdanların her gün yeni bir rekor kırdığı süreç devam ediyor Her gün açtığımızda cüzdan da güzel bir karlılıkla uyanmaya devam ediyoruz Gün içinde de bu karlılıklar devam ediyor Peki bundan sonraki süreçte neler olacak Kripto para tarafındaki yükseliş hareketi devam edecek mi? Ee, bu anlamda düzeltme ne zaman gelir? Hepsine bu video içerisinde yer vereceğiz. Öncelikle Bitcoin'e şöyle bir kısa vade bakacak olursak, bu alanda özellikle şurada 37.100 dolarda güzel bir dip noktası oluştuğunu söyleyebiliriz kısa vade içerisinde. Bu dip noktasının altına düşmediğimiz sürece özellikle bu alanda yukarı yönlü işlemler korunmaya devam edebilir. Ee, şu anda genelde Kısa vadede bu alanı korumamız gerekiyor. 37.100 altında bir kapanış görmememiz gerekiyor saatlik anlamda. Ve yine ortalamaların da üzerinde seyrediyoruz. Bu da ayrıca bizim için pozitif diyebiliriz. Şu anda hedef bandı olarak yine 38.000 dolar diye vermemiz mümkün ve 38 bin doların üzerine gelecek hareketliliklerde aslında 40 bin dolara doğru hareketi yine tetikleyecektir. Yine 4 saatlik tabloda da aslında aynı seviyeden bahsedeceğiz. 37 bin 100 dolar bandı buranın altındaki 4 saatlik kapanışta yine bizim için negatif bir kapanış olacak. Şu an için Tabloda aslında oldukça pozitif bir hava var dememiz mümkün. Ee, kısa vadede ortalamaların üzerinde yükselen dip tepeler oluşturuyoruz ve üst bandı hedefliyoruz tekrardan. Üçüncü kez 38 bin doları deneyeceğiz arkadaşlar. Daha öncesinde baktığımız zaman Kasım'ın 9'unda arkadaşlar burada ilk temasımızı yapmıştık. İkinci olarak 15 Kasım'da ve şimdi yine bu bandı zorluyoruz. 20 Kasım'da bu alana tekrardan bir test gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Dediğim gibi bu alanın kırılımıyla birlikte çok daha üst bandlara hedeflememiz gerekiyor. Peki günlük anlamda tabloda neler var? Buna bakalım. E, günlük anlamda da aslında yükselen dip tepe noktaları oluşturmaya devam ediyoruz. Özellikle burada 36.100 altında bir kapanış gelmediği sürece sıkıntı yok. Lakin burada bence dikkat edilmesi gereken yine ana husus şu olacak. E, şu trend yapısını koruyup korumayacağı önemli bizim için. Bu trend yapısı bozulmadığı sürece ki şu anda 35.800 bandından geçiyor. Bu trend yapısı korunduğu sürece herhangi bir problem görmüyorum. Yani çok da ciddi bir düşüş gerektirmiyor aslında. E, bu trend yapısı bozulduğu anda aslında genel yükseliş trendinde bir yerde kaybetmiş olacağız. Bu yüzden şu anda benim için e, şu kısa vade kırılımlardan ziyade en önemli nokta e, burada 35.800 bandı kırılıp kırılmayacağı arkadaşlar buranın altında gelecek e, 4 saatlik ve günlük kapanışlar daha ciddi düzeltmeleri de beraberinde getirecektir. Günlük anlamda yine şöyle baktığımızda ekstrem bir sıkıntı problem görmüyorum. Yukarı yönlü bantları zorluyoruz. Kısa vadeli destek dirençler bu anlamda örtüşüyor diyebiliriz. Haftalık kapanışta da yine 38.000'in altında bir kapanış gelse de aslında kapanış noktası olarak baktığımızda çok da kötü bir yerde kapatmadık. Destek sayılabilecek bir noktada kapattık diyebiliriz aslında. bu alanda 38.000 üzerine gelecek günlük hareketlilikte bizi üst bantlara doğru zorlayacaktır. Burada zaten yıl sonuna az bir süre kaldı. 40 günlük süre zarfında e, ben 48 binlerin üzerinde göreceğimizi düşünmüyorum. Aslında bu e, 5 aydır geçerli olan bir şey. Daha öncesinde konuştuk. İlk 6 ay içerisinde bu yıl 30 bin doların e, ikinci 6 ay içinde de 48 bin doların kırılmasını beklemiyordum. Aynı şekilde bu görüşümü sürdürüyorum. Hatta burada muhtemelen 40-43 bandında aşılmayacağını söylüyorum. Bu band bizim için e, önemli bir direnç noktası ve direnç görevini görüp e, bu alanda Son belki de ciddi düzeltme yaşatacaktır alt koyunları rally öncesinde en sona alt koyun diplerini de burada göreceğimizi düşünüyorum. Bu arada hepsi dip yapmayacak alt koyunların bazıları ciddi anlamda yukarı gitti ama hani bu dip yapmamış olan hani dip noktalarına yakın olan alt de artık son dipleri yaşayıp devam edeceğimizi düşünüyorum önümüzdeki süreç için. Ee, onun dışında şöyle tabloya yine uzaktan baktığımda 32 bin doların altına sarkmadığımız sürece herhangi bir problem görmüyorum. Özellikle bu alana bir gevşe hareketi gelirse ki e, burada 30 bin 600 bandından 32 bin dolar bandına kadar güzel bir destek noktası bu alandan alım yapmak gerekir görüşündeyim. Özellikle herhangi bir e, alımı olmayan arkadaşlar için. Ve yine bu alanda bir alım fırsatı arayan arkadaşlar ben daha öncesinde söyledim ben şu anda fiyat bakmaksızın alım yapıyorum arkadaşlar. Zaten 17 bin dolardan komple girdim. Onun dışında her ay düzenli olarak ne kazandıysam trade'den veya dışarıdaki işlerden bunları olabildiğince kripto para tarafına bitcoin tarafına aktarmaya çalışıyorum. Yine altcoin'leri de e, olabildiğince toplamaya çalışıyorum diyebilirim. Daha çok da yapay zeka ağırlıklı projelere öncelik veriyorum. Evet Bitcoin için aslında genel anlamda durum böyle. Yani şu anda ekstra bahsedebileceğim bir şey yok. Ee, özellikle kısa vadede 37.100 doları takip ediyoruz. Geri çekilmelerde özellikle trendin döndüğü nokta bizim için 35.800 bandı olacak. Burayı takip ediyoruz arkadaşlar. Ve yukarı yönlü hareketliliğin geleceği noktada bizim için 38.000 dolar bandı. Bura kırıldığı anda daha üst bandlara doğru bir hedef belirlemiş olacağız. Özellikle 41.000 dolara doğru bir hareketlilik yaşanması olası. 40.000 dolar da tabii ki burada bizim için psikolojik bir direnç noktasıdır. Doğrudan oradan satış yapmak potansiyeli de mevcut. Hatta ben olsam satış yapacak olsam 40 band civarında Burada 39800 39900 bu bantları tercih ederdim arkadaşlar. Dediğim gibi en üst noktaya belki varmadan satış yiyip düzeltme hareketine başlayabilir. Evet onun dışında Şöyle hızlıca piyasaya bakalım. Dominans tarafında şu anda ekstra bir toparlanma elim yok. Destek noktasında güzel tutundu. 52 bandı şu anda destek, 53 bandı direnç. 53 üzerine atarsak burada e, bitcoin'in birazcık daha ipleri eline aldığı bir sürecin daha başlangıcını göreceğiz. Son süreçte altcoin'ler birazcık hareket etti ama dediğim gibi destek noktasında güzel tutunmuş bir altcoin, altcoin grafiği var. E, bu destek noktasından artık yukarı yönünün başını kaldırmasını 53 bandını kırarak daha üst bandlara ilerlemesini bekleyeceğiz. Özellikle sert düzeltmelerde e, burada çok net şekilde arkadaşlar e, ee, sert düzeltmelerde burada çok net şekilde altcoinlerdeki geri çekilmeyi hissedeceksinizdir sizlerde. Evet geliyorum Devisions tarafına. Devijons 35 35.000 bandını zorluyor. Rekor seviyelere doğru ilerleyecek gibi duruyor Çünkü dolar endeksinde ciddi bir düşüş eğilimi başladı. Burada özellikle ortalamaların altına kalan bir dolar endeksi var. Yine güne negatif başladı. Ee, önümüzdeki süreçte dediğim gibi bundan sonraki hedef noktamız 101 bandı olacak. Bu da Devisions tarafında, e, Amerikan piyasası tarafında bir rekor tazeleme anlamına geliyor. Ee, bundan sonraki süreçte dediğim gibi buradaki oluşacak dönüşüm sinyali de aslında bizim için şunu beraberinde getirebilir. Ee, burada oluşacak dönüşüm sinyaliyle birlikte. Yani 101 bandına gevşedik. Aşağı belki yine attık. Orada gelecek toparlanma bitcoin tarafında da hani 40 bin dolardan dönüşü işaret edebilir. E, bu yüzden örtüşmesine dikkat etmek lazım. Ethereum 2000 bandının üzerinde seyrediyor. Şu anda 2000 dolar önemli kritik bir direnç alanı Ethereum için. Ama üzerinde de daha öncesinde belirttiğim gibi 2250 dolara kadar ciddi önemli bir bariyer var. Bu bariyerin üzerinde hala bir kapanış beklemiyorum. Daha öncesinde de dile getirdim. Burada Bitcoin arkadaşlar 43.000 dolara gitse daha Ethereum bu bant alanının dışına çıkmasını beklemeyeceğim. Özellikle günlük kapanışlar bazında. Altın tarafında şu anda ciddi bir sıkıntı görünmüyor, yükseliş trendine devam ettirecektir. Altın 2000 bandının üzerine yerleşmesi dediğim gibi uzun zamandır kolay olmadı. Yine bu bandı zorlamaya devam ediyor. Üzerinde bir yerleşmesiyle birlikte daha sert hareketlikleri izleyeceğimize eminim. Ee, doğalgaz tarafında bir gevşeme hareketli var. Özellikle 2.78 e az bir süre kaldı. 2.78 bandı gelirse burada doğalgaz tarafında da kaçmayacak bir fırsat var diyebiliriz. Ee, gümüş tarafı da toparlanma eğiliminde devam ediyor. Yükseliş trendini net şekilde koruduğunu söylemek mümkün. Market cap'lerde herhangi bir sıkıntı problem görünmüyor. Yükseliş trendini net şekilde koruyorlar petrol tarafında bu alanda dönüşüm için en önemli sinyal burada 79 dolar diyebiliriz. E, şu an bulunduğu konum itibariyle gevşemelerin 65 dolara kadar gelmesini bekleriz. 65 dolar gelmesi de artık yapacak bir şey yok derim bu alanda net şekilde. E, hani Çünkü şurada 82-83 bandının üzerine atmadığı sürece ben açıkçası e, bir alım gerçekleştirmek istemem petrolde. Orada da zaten e, baktığımız zaman e, yükselişin büyük bir kısmı kaçmış Bu yüzden 65 dolar gelirse bu bandı değerlendirmek çok daha makul olur. Görüşündeyim. Biz tarafı yukarı yönlü hareketleniyor. Hisse senetlerinde çok ciddi artışlar göze çarpmasa da yavaş yavaş bazı hisselerdeki artışlarla birlikte burada biz tarafında bir toparlanma eğilim var. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi yükselen tepe yapıyor olmamız günlükte. Yükselen de vardı. Aslında bir yükseliş trendi tekrardan oturtacak gibi duruyor biz tarafı. Buraya dikkat etmek gerekiyor önümüzdeki süreçte e, birazcık daha pozitife döneceğiz gibi duruyor. En azından teknik açıdan şu anda biz tarafı pozitif. Temel tarafta da birazcık daha toparlanırsa yılbaşı ile birlikte güzel hareketler izletebilir tekrardan. Biz lakin dediğim gibi bu alanda herhangi bir biz değerlendirmesi yapmayı düşünmeyeceğim. Kripto para tarafı dururken. Onun dışında bazı arkadaşlar altcoin'leri çok fazla soruyor. Arkadaşlar şu anda benim elimde bulunan altcoin'ler bunlar. E, bu altcoin'lerin e, fazlası vardır. Eksi yoktur arkadaşlar. Ve dediğim gibi hepsini aynı oranda atmıyorum. Özellikle özellikle Metaverse projelerine birazcık daha ağırlık veriyorum bazı projeler bir tık daha fazla mesela hangileri fazla? NMR, FED bunlar fazladır, AP azdır biraz daha, Ocean fazla, Mask e, fazla mı? Yok Mask normal, e, Ava biraz fazla bende, e, Cortex yine yapay zekadan fazla, Agix fazla olanlardan, Sant fazla, Safeball fazla, Tia aslında fazla değildi ama artık Tia da fazla diyebiliriz. E, çünkü bir 3 kata yakın artış yaptı aldıktan sonra. E, herhangi bir satış yapmayı düşünmüyorum ama burada özellikle tek altcoin hani e, maddi olarak birazcık daha az olanlar hani burada yarısını satıp yarısını başka bir projeye aktarabilir. Yani burada e, elindekinizi çeşitlendirmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Market cap'i de birazcık yukarıya çıktı. E, bu alanda farklı bir projeye geçiş yapmak mantıklı olur Tia için. E, Trust Wallet fazla mesela. Gerisinde de standart miktarda var. Evet onun dışında piyasalarda ekstra bahsedebileceğimiz de bir şey yok arkadaşlar. Zaten önemli bir gelişme olursa mutlaka Twitter ve Telegram'dan sizlerle paylaşıyorum. Bu yüzden Twitter ve Telegram kanallarımıza açıklama kısmındaki linkten mutlaka katılın. Onun dışında konantveri açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz. 250 dolara kadar bir ödül almak istiyorsanız da kriptoloji davet koduyla katılmanız gerekiyor. Oraya da aşağı. Birlik bıraktım. Yine kriptoloji davet kodunu da oradan görebilirsiniz. Ee, onun dışında ekstra ekleyebilecek bir şey yok. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.